biraz geç yükleniyor. Dün bazı hatalar da vardı. Umarım ses geliyor. Kimseye de haber vermedim. Bir iki tane en son gelen telefon üstüne tekrar şey yaptım. Bütün notlar bende var. Saklıyorum da. Hangi yayında ne konuştuğuma dair arşiv de yapıyorum. Daha sonra kendim de bakıyorum. Eksik ne var, fazla ne var diye. Ona göre kendi şeyimizi de düzeltiyorum. Şimdi bunu niye yaptım onu söyleyeyim. Geri getirmeye çalıştım. Bu konularda çok iyi değilim, söylemiştim. Silindi, yüklenen videonun üstünde bir daha yazıyordu. Ben onu hani iki kere sanki yükleniyor zannettim. Üsttekini silince, yüklemeyi iptal et deyince alttaki yüklenmiş gözüken de silindi. Dolayısıyla geri getirmeye çalıştık vesaire. Arkadaşlar sağ olsunlar çok şey yapan oldu. Tarif eden vesaire ama yükleyemedik. Yani tamamen benim hatam. Bu konularda çok iyi değilim. Bir daha söyledim. Şimdi bunu niye yaptım yayını? Canlı olarak seyredenler, birkaç kişi birbiriyle konuşanlar, ağızdan ağza geçenler falan. Onun için kaydolsun istiyorum videolar. Ve saklıyorum. YouTube kanalında hiçbirini de silmiyorum. Canlı izleyenler, birbirlerine soranlar, işte konuşanlar vesaireler daha sonra bana dönüyorlar dolaylı olarak. İşte üçüncü, dördüncü kişiler belki de ağızdan ağza dolaşan. Çoğu tebrik ediyor. Yine her zamanki gibi gaza getiriyor benim tabirimle. Ama onların gazıyla veya onların ya işte yapmasan daha iyi senin için kötü oluyor. İşte sen antipatik oluyorsun, yönetime karşı gibi duruyorsun, bilmem ne. Sanki onlarla bir savaş halindesin falan diye. Bunları da alıp federasyona gidiyorlar, yönetime gidiyorlar veya kulüplerdeki yöneticilere gidiyorlar, bilemiyorum. Veya antrenörlere gidiyorlar. Ben bunları tahmin ediyorum da hani net ispatım olmadığı için, benim yanımda yapmadıkları için dolayısıyla muallakta kalıyor ve sadece biliyorum diye konuşuyorum. Dolayısıyla bunları bildiğim için senelerdir gerçek kimliğimle ağzımdan ne çıkıyorsa burada hepsi tarihe not düşüyorum. O arkadaşlar işte o öyle dedi, bu böyle dedi. İşte şu abinin selam var, işte daha yumuşak ol, daha güler yüzlü ol. Daha... Yani ben burada kaset yapmıyorum. İşte kimseye şirin gözükmeye çalışmıyorum. Genelde de camianın ve çok başarılı olacak sporcuların veya antrenörlerin gelecekte, hatta kulüplerin bu işe, voleybola yatırım yapacak. Bunların zarar, en az zararla buradan çıkmasını çabalayan bir program veya konuşmalar oluyor, yorumlar oluyor. Bunu da böyle birilerinin torpili taktiği, işte şeyiyle, tarzıyla, birilerinin ağzından veya birilerine hoş gözükmek için yapmıyorum. Bu tamamen Osman Ürener'in o konuda ne düşündüğüyle alakalı. Birilerine çamur atayım, birilerine bana yapıldığı gibi veya bir başkalarına yapıldığı gibi çamur at izi kalsın. İşte birilerini yıpratırız, birilerini işte daha sıkıntıya sokarız. Onu ötekileştirelim, onu uzaklaştıralım. İşte onu belli bir yerlerden engelleyelim de kendi adamımızı koyalım, bilmem para. Benim böyle bir niyetim hiç olmadı. Benim hayatla şeyim şu, ne düşünüyorsam, neye inanıyorsam hep onu yaşadım. Pişmanlıklarım oldu mu? Asla. Çünkü hep kendi tercihlerimdi. Başkasının yönlendirmesine göre gitmedim. Dolayısıyla bir kaybım yok yani. Kaybedel ödüyorum. Ödeyeceğim hiç fark etmez. Ama bu kendi seçimim, kendi hayatım, kendi inancım. Ama kalleşliğim veya başkasının ekmeğiyle, şerefiyle oynamak değil. Tamamen kendi inancım veya tarzımda kendimle ilgili bir yol. Bu yoldan da dönmeyi düşünmüyorum. Şimdi niye tekrar yapıyorum? Geri getiremedim. Seyredenler işte zaten dediğim gibi konuşanlar olmuş. Bana da döndü. Bazı arkadaşlar, bazı kardeşler ki bundan sonra bakın isim de veririm. Yani artık bu işler erkekçe yapılsın diye yapıyorum. Utanmanız lazım ama utandığınızda, utanacağınızı da düşünmüyorum. Hep böyle üçüncü, beşinci muğlak ağızlardan isim veremeden ima ile falan. Ya işte Osman'a sildirttiler. Benim konuştuğumu yedirecek kimse bana doğmadı annesinden. Benim söylediğim bir lafı pardon özür dilerim. Doğruysa dönmem. Yanlışsa dönerim. Bundan da şeref duyarım. Hatadan dönmek insanlıktır, erdemdir. Benim yanlış konuştuğum bir şey varsa
birilerine zarar vermişse bundan da özür dileyerek geri dönerim. Bunu da söylerim. Hiç kıvırmam. Ben derim şu gün şu konuda şunu söylemiştim. Özür diliyorum. Çünkü yanlış bende. Bunu da söylerim yani. Bundan hiç gocunmam. Bu beni küçültmez, tam aksine büyütür. Başkaları küçük görebilir yani böyle bir olayı. Benim kitabımda o yok. Özür dilemek bana göre büyüklüktür. Dolayısıyla işte ben dünkü konuşmalarımdan işte birileri sinirlenmiş de aramış da aratmış da ben onun yüzünden silmişim. Sonra da pardon demişim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu videoyu da onun için yapıyorum. Hiç kimseden korkmadım şimdiye kadar. Korkmam. Çekinmedim, çekinmem. Çok değer veririm. Çok sever, sayarım hak edene. Hak etmedikleri yerde bir çizgi vardır. Orayı da geçiyorsa da ondan sonra da geri dönmem. Neye inanıyorsam, ha pardon işte bilmem ne oldu da benim için bitmiştir o. Ben ayrı yola giderim o kişilerle veya kişiyle. Dolayısıyla bunu onun için yapıyorum. Silinen bir videoydu. Hatta kesiklikler oluyordu arada, tekrar ben işte öğretmişlerdi yeniden bağlana bas falan diye. Tekrarını seyrettiğimde aynı öyleydi, güzel yani, kesinler oluyordu ama aşağı yukarı konuştuklarımın hepsi vardı. Dolayısıyla bu silinen video benim hatamla silindi. Onun haricinde de Allah'ın oğlu bana o söylediklerimi geri aldıramaz. Şimdi de aynılarını aşağı yukarı dinleyen varsa bunları da dinleyecektir. Aşağı yukarı aynılarını yine dinleyecek. Kimseye de şey yapmadım, alelacele geldim. Bir vefat etmişti bir büyüğümüz. Onun cenazesi vardı ölen. Onun için bu saate kaldık. Şimdi yerleri değiştirerek yapıyorum ki belki şeylere değinmeyeceğim, voleybol camiası şeyine. Önemli konu hakemlerdi. Önemli konu Nedim Özbey ve A Milli takımdı. Bir defa onlarla ilgili hemen konuşayım. Öbür değerlendirmeleri de yapacağım zaten, basit kısa. Hakemlerimiz Sultanlar Ligi'nde, Efeler Ligi'nde baş hakem ve yardımcısı 450 lira alıyordu maç başına. Gözlemci 200 lira alıyordu. Skor ve yazı 70 lira alıyordu. Çizgi hakemi 60 lira alıyor. GDS 75 lira alıyor. Ve bu kupa voleyde de aynı. Yani Türkiye Kupası voley ve Efeler Sultanlar Ligi aynı. Yani dün şöyle söylemiştim. Eczacıbaşı Vakıfbank oynuyor. Fenerbahçe Vakıfbank Eczacı oynuyor vesaire. Ki en az, ligin en az herhalde şeyi de 15-20 milyondur. Ben trilyon hatta demişim eski parayla. Olabilir, onunla da kendine göre dalga geçip şey yapanlar var. Benim bilgimle, yani trilyon veya milyonumla değil de voleybol konuştuğum veya burada konuştuğum gerçeklerle, konuların gerçek olup olmadığıyla ilgili bana söyleyecek, mesajı olacak varsa kendi de açabilir o insanlar. Varsa o yürekleri, karakterleri. Ama 2021'e girdik yani. Artık neden korkuyorsanız onu da bilemiyorum. Dolayısıyla en az şey olan 10-15 milyon lira bütçesi olan. Şimdi 10-15 milyonlu iki takım olursa 30 milyon lira yapar. Eczacıbaşı Vakıf'ın vesaire, Fenerbahçe'nin daha da fazla. Yani en az 30 milyon liralık bir bütçeyi, bir parayı, bir ürünü 450 lira alan, haftada bir 450 lira alan bir hakem yönetiyor kardeşimiz. 200 lira alan gözlemci 450 liralık hakemi 30 trilyonluk işi yönetirken değerlendiriyor. Yazı hakemi, skor hakemi işte basıyorsunuz, orada gözülüyoruz sayıları, setleri, 70 lira alıyor. Çizgi hakemi 60 lira alıyor. GDS'ye baktırıyoruz, itiraz ettin etmedin 10 kere olsa. Yani 10 kere itiraz edilse bir maçta 7,5 liraya gelir tanesi bakması. Yani bu kadar komik ücretlerle bu iş yapılıyor. Onun için ben zaten hakemleri, başta başkanları Aziz kardeşim Yener, çok emek veriyorlar. Deniliyor ki eski kalitede hakemler yok. Eski hangi kalitede ne var ki hakemler yok? Ben de bunu söylüyorum. Eski kalitede insan kaldı mı ki çevremizde? Bir bakın sağınıza solunuza. En güvendiğiniz adamlara, en güvendiğim dediğiniz, en canım dediğiniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza. Hangisi eskilere benziyor ki şu andaki ilişkilerin? Bunu hakemlere yayıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ama
bu hakemlerin 1.000 katı fazla para alanlar, haftada 7 gün antrenman yaptırarak değiştirenler, çalıştıranlar, eğitenler, taktik verenler, çok özel adamız diye geçinenler ne yapıyor? Hata yapmıyor mu? Yanlış mola almıyor mu? Yanlış oyuncu değiştirmiyor mu? Senelerdir o kulübün, o takımın başında olup da 30-40 trilyonluk bütçelerle dünyanın en iyi oyuncularıyla çalışan adamlar, A milli takım oyuncularını yedek bırakanlar, onlar hata yapmıyor mu? Onlar hangi aşamada, hangi eğitimde, hangi başarıda oyuncuları çıkartıyorlar ki, yetiştiriyorlar ki çok büyük başarılar falan diyoruz. Onlar hata yapmıyor. Hakem orada saniyenin belki onda 20'de biridir. O da ölçülmüştür. Önünden geçen, yanından geçen 20 metre ileri düşen topa bakıp karar verecek, hata yapmıyor ki GDS de var artık. Orada da sıfır hata neredeyse. Muhteşem bir şey, başarılı bir iş. Sonra hakemler şöyle, hakemler böyle. Yani bir baş antrenörün aldığı paranın binde biri midir artık, bilemiyorum yani bütçeleri. Yabancı antrenörlere göre zaten şaka gibi de. Yani bu arada şeyi de biliyorum. Federasyon Başkanı Akif Üstündağ kardeşim şey yapıyor. Bir çalışma yapıyorlar. Onu duyuyorum. İnşallah bu da hızlandırır şeyi. Ama benim burada program yapmamla, yani size video yapmamla, konuşmamla hakemlere zam olacak diye bir şey yok. Öyle bir paye de kendime çıkartmam. Yani yarın öbür gün zam olur. Osman Ürener konuştu da bilmem, böyle bir saçma sapan bir şeye de, düşünceye de girmem. Sadece federasyon başkanı istiyorsa bunu zaten yaptırır. Yönetim kurulu falan buna hayır demez. Türkiye'de federasyon başkanı neyse voleybolda konuştuğu, o olur. Bunun dışında bir şey olmaz. Hiç kimse de bunu kandırmaz. Akif Üstündağ bir şey diyorsa olur. O kadar. Zaten Aziz Yener'le onlar görüşüyorlardır. Kurtarabilecek şeyini bu hakemlere. Yani adam düşünebiliyor musunuz? 450 lira evinden kalkıyor. Cumartesi pazar çocuğunu çoluğunu bırakıyor. Bu virüslü pandemili şeyde, salgın ortamında sağ salim salona gelmeye çalışıyor. Orada iki tane tost, bir kaşarlı yiyor, bir sucuk yiyor, işte bilmem ne yiyor. Bir çay içiyor, bir kahve içiyor. Maçtan sonra bir çay, bir kahve içiyor. Zaten gitti 150-200 lirası. Yol parası veriyorsa, araba parası ve otopark parası 20 lira, 25 lira zaten. Hadi bir de yıkatayım derse falan. Yani hakemlere onun için çok fazla saygı duyuyorum. Yani onların hak ettiğinden de fazla saygı duyuyorum. Bu kadar yokluk ve sıkıntıya rağmen hakikaten gönülden seviyorlar voleybolu. Hakikaten gönülden bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar, yetiştirmeye çalışıyorlar. Onlara işte MHK destek oluyor, şey yapıyor. Eskiden MHK başkanı, yardımcısı bir tanesi en iyi maça çıkardı. Ertesi günkü en iyi maça da öbürü çıkardı. Biri MHK başkanı, biri yardımcısı. Biz bunları da gördük. Yani ondan sonraki ertesi gün, bir gün ilk gün maça çıkıyor baş hakem. Ertesi günü gözlemci yazıyor kendine. İsmini değiştirmişti MHK'nin. Merkez hakem ve gözlemciler yapmıştı. Niye? Gözlemci olarak da şey çıksın. Oradan da bir... Yani böyle bir şey olabilir mi? Türkiye voleybolu bunları yaşadı hakemlikte. Daha neler var? Daha neler var anlatırsam, yani hakikaten yazık olur yani. Onun için kimse öyle hakem yetişmiyor bilmem ne demesin. Önce kendine batırsın çuvaldızı. Ondan sonra hakemlere baksın. Yani en az alan antrenör 15-20 bin lira para alıyor Sultanlar Ligi'nde, en az alan. 450 liradan ayda 900, 1800 lira para, asgari ücret değil. Utanmak lazım onlara bir laf söylemek için. Onun için baş hakem ve yardımcılarını bırakın. Şimdi birinci ligi söylüyorum size. Baş ve yardımcı hakem 125 lira alıyor. Hani birinci ligde sultana ve efelere çıkmak için savaş veriliyor ya. Muhteşem kavgalar ediliyor, bilmem neler yapılıyor, neler oluyor orada. Sonra baş hakem 125 lira. Ondan sonra da eleştireceğiniz onu. Siz önce 5-6 trilyon milyon lira yatırıp hala başarısız top oynayan takımınızı eleştirin. Antrenörünüzü, teknik ekibinizi eleştirin. Menajerinizi eleştirin. Sizin kulübünüze çakma sporcuları 5 katı paraya verenleri eleştirin, menajerleri. Onun için yani hakemlere laf söylemekten önce bence çuvaldızı herkes bir kendine batırsın.
Birincilik. Baş ve yardımcı hakem 125 lira. Gözlemci 120 lira. Skor ve yazı 60 lira. Çizgi hakemi 50 lira. Yani Sultanlar Ligi'nde 60 lira, birinci ligde 50 lira çizgi hakem. İkinci lig, baş ve yardımcı 100 lira, gözlemci 90 lira, skor ve yazı 50 lira, çizgi hakemi 45 lira. Sultanlar Ligi'ne çıkmak için kaç sene lazım ve nelerden geçiyorsunuz? Kaç tane badirelerden diyeyim size. Sırf gözlemci de değil, onların büyükleri de vardır. Aziz Yener onları temizledi. Akif Üstün de onları temizledi. Allah razı olsun ama hep böyle bir abiler vardır. Ölene kadar oradadırlar. Onlar gitmez. Voleybolu onlar bilir. Hakemliği onlar bilir. Yöneticiliği onlar bilir. Federasyon başkanlığı onlar bilir. 2-3 tane ama sorumlu adam geldiği zaman oraya yönetici bilmem ne hemen el pençe divan ceketi iliklerler. En efendi onlar. En olumlu onlar. En pozitif onlar. Hep tiyatro. Bu abiler bitmedi. Bu ablalar bitmedi. Ölünce kurtuluyor ancak voleybol onlardan. Yani şeyde de var da antrenörlerde de var da onlar artık rezil olduğu için onlar duayenlikleri bitti. Ancak böyle işte rakı masası arkadaşları onları tekrar diriltmeye çalışıyor. Onun için yani o konular bitti artık. YouTube yine kesiliyor 2 gün önceki gibi. Bilmiyorum bir şey var. Ben de tekrar bağlana basarak devam ediyoruz. Dolayısıyla yani o yaşlı şey artık salonların içinde gelin oturun seyredin akıl verecekseniz yol gösterecekseniz gençlere yol gösterin ama yani artık bırakın çakallığı ya yapmayın ya şeytanlık yapmayın ya birilerinin sırtını sıvazlayın birilerine bir çay ısmarlayın öyle insanlar da var onların değeri hala saygı görüyorlar yani insan olmak o kadar zor değil ya çok kolay yani iyi olmak o kadar zor değil yani mucize değil. Başarabilirsiniz arkadaşlar. Yaşınız kaç olmuş artık? 70. Yapmayın yani. Neyse. Bir kere daha rakamları tekrarlayarak hakemleri bitireyim. Sultanlar ve Efeler Ligi. 450 lira baş ve yardımcı. Gözlemci 200 lira. Skor ve yazı 70 lira. Çizgi hakemi 60 lira. GDS 75. Birinci lig. Baş hakem ve yardımcı 125 lira. Gözlemci 120 lira. Skor ve yazı 60 lira. Çizgi 50 lira. İkinci lig baş ve yardımcı 100 lira. Gözlemci 90 lira. Skor yazı 50 lira. Çizgi hakemi 45 lira. Ve kupa voleyde de aynı. Şimdi bu hakemlere iyi para vermezseniz bunlar kendilerine yatırım yapmasını, geliştirmesini. Sen niye işte hafta sonu gelmiyorsun? Niçin böyle şeyler yapıyorsun? Ne derler ona? Az görünüyorsun burada bilmem. Maçtan maça geliyorsun. Ne yapacak adam? Yani zaten bir maç yönetiyor. 450 lira alan o da Sultanlar Ligi en baba hakem. Yani zaten orada yiyor. Ertesi gün cebinden niye versin? Bu kadar değer gördüğü maddi olarak manevi bu kadar kazanabildiği bir şeyde niye oraya yatırım yapsın? Ama siz yapın ayda maç başı 2000 lira. Bakalım ne olacak? Yapın maç başı 2000 lira. 1000 lirasını federasyon versin. 1000 lirasını ev sahibi takım versin. 40 bin lira yapar 40 tane maçsa. 50 tane maçsa 50 bin lira yapar. 30 trilyon harcayan Eczacıbaşı 50 bin lira vermeyecek mi? En az harcayan 15 bin lira, 20 bin lira. Yani 1000 lirasını federasyon versin veya yarısını federasyon versin. Yarısını da ev sahibi takım versin. 15 bin liraya takım kuran, 15 milyon liraya takım kuran senede 40 bin lira vermeyecek mi? Veremeyecek mi? Ya? Batacak mı o zaman? Ama hakemlik Avrupa çapında, dünya çapında olacak. Çünkü herkes kendini geliştirecek, eğitecek, yetiştirecek o parayı kazanmak için. Evet, yine geldi inşallah. Dolayısıyla hakem ücretlerine Akif Üstün de gerekli şeyi yapacaktır Aziz Yener'le görüşerek. Hakemlere Allah yardımcısı olsun. Hakikaten zor bir iş yapıyorlar. Çok önemli ve özel insanlar. Ve voleybol camiasındaki en başarılı insanlar da hakemler camia olarak. En çok orada ilerleme gelişme oluyor. İnşallah daha da iyi genç hakemler, yetenekli hakemler hak ettikleri yerlere gelirler. İkinci konu erkek milli takım Avrupa Şampiyonası'ndaki son maç yenildi. İnternette gördüğüm bir şey ama bir sürü taraftar yazıyor ama onlar konuşabilir. Taraftar konuşacak. Yani amatörce
amatör bir ruhla, mantıkla konuşuyorlar kendi dünyalarında, tartışıyorlar. Hiç değilse tartışıyorlar, konuşuyorlar. Kaç tane antrenör arkadaşım yazabildi Instagram'a, Facebook'a, Twitter'a? Yazamadı. Kaç tane voleybol federasyonunun paylaştığı paylaşımların altına yazdı maçların? Yazamadı. Korkuyorlar. Bu kadar susmuş, pısırık, korkak bir camia, antrenör camiasında, yönetim camiasında ne bekliyorsunuz gelişme olarak? Ne bekliyorsunuz gelişme olarak? Patlama mı olacak? Herkes tıs pıs tıs pıs, aman bana bir şey olmasın, aman ekmeğimden olurum, ama hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ekmeği Allah verir, rızkı Allah verir. Kimse vermez. Sizin nasibinizdeyse o rızık, o sizi bulacaktır. Hiç kimse en son nasibini, lokmasını yemeden bu dünyadan gitmeyecek. Ama nasibi yiyeceksiniz. Siz istediğiniz kadar yalakalık yapın, istediğiniz kadar torpil bulun, istediğiniz kadar şey yapın. Neyi hak ediyorsanız öyle gideceksiniz. Bir sürü torpilli vardı. Ben 40 senedir fazladır takip ediyorum. Ne oldu? Bakan torpillileri vardı, milletvekili torpillileri vardı, federasyon başkanı torpillileri vardı. Her devrin adamları var. Hala var. Şu andaki federasyonda yok mu? Bakın, bundan önceki federasyonlarda da görev yapıyor, burada da. Peki kulüplerde ne başarısı var bu arkadaşların? Yok. Yok diyorum. O zaman ne kalıyor geriye? Yine bir torpil buluyor birini, konuşturuyor, orada kalıyor. Benim kitabımda bu demek. Yoksa orada olmamaları lazım. Hele milli takım. Bakın, milli takım demek, federasyon demek, Türk bayrağı demek. Türk bayrağının olduğu yerde torpil olmaz. Herkes kalır girer oraya, şerefi namusuyla, gücü neyse kalitesi, o kalitede hak ediyorsa oraya hizmet eder. Burada para da konuşulmaz. Hadi Guidetti diye damat diyordunuz. Söyleyin parasız yapsın. Maç başına 450 lira vereceğiz din hakemler gibi. Hadi milli takım parasız yapsın. Zaten ihya oldu adam Vakıfbank'ta. Hadi söyleyin. Söyleyemezsiniz ama. Yapar mı? Yapmaz. Hani enişteydi, Türktü, yarı Türktü. Biraz daha parayı toplasın, nerede olacağını göreceksiniz. Çocuğu da büyüyor, Allah bağışlasın, ailesi de. Göreceksiniz. Baharda voleybolu bıraksın. Göreceksiniz. Sizin tuttuğunuz uçaklarla Ağrı'ya mı gidiyor yoksa İtalya'ya mı gidiyor? Ben de buradayım Osman Uran olarak. Burada şimdi kayda, tarihe kayıt düşüyorum. Not düşüyorum. Bakalım ne olacak? Ama o zaman hangi yüzde gireceksiniz camiaya? Allah istersin. Dolayısıyla çok konuşanlar oldu. Taraftara helal olsun diyorum. Çok güzel gruplar var. Hepsini de takip ediyorum. Hepsine kendime göre beğeni yapıyorum, yorum yazıyorum falan vesaire. Hatta bana katılmayanlar, tanımayanlar işte sen ne diyorsun diye başlıyorlar falan. Sonra işte tanıyınca hocam özür dileriz, şöyle düşünüyorduk abi böyle falan diye. Hepsiyle abi kardeşi çok güzel muhabbetler yapıyoruz. Bana çok katkıları oluyor. Bir Samet kardeşim var, Samet Yavuz. Muhteşem bir adam. Onun sitesi muhteşem. Girin takip edin. Her maçın, dünyadaki her maçın, rakiplerimizin her maçın, ben iddia ediyorum ligdeki antrenörlerin bilmediği istatistik bilgiler elinde adamın. Hepsinde yayınlıyor çocuk. Ve çok, bana göre çok büyük katkılar sağlıyor takip edenlere. Şimdi geldiğimiz nokta, çok eleştirildi. Vay niye yenildik işte, bilmem ne, bir seti zor aldık falan. Ya zaten milli maç kolay olur mu arkadaş? En kolayı bile yine bir milli rakip yani. Yani ülkesinde en iyi takımları. Şu anda Avrupa'da öyle kolay maç var mı? Avrupa'da kolay ülke var mı? Herkes tırmalıyor, savaşıyor. Yani biz mi uçuyoruz, kaçıyoruz da onlar bilmem ne oluyor? Değil. Dolayısıyla önemli olan neydi burada? Avrupa şampiyonsa kalmayı garantilemek birinci olarak. Garantiledik mi bir set alınca? Evet. Buradaki tek eleştiri şu olabilir. Kadroyu garantiledikten sonra gençleri oynat. O zaman da dedikodu başlar. Türkler maç satıyor diye. Şu andaki Fenerbahçe'nin başındaki arkadaş Ankara'da Polonya Sırbistan maçında maç satmadı mı? Sattı. Türkiye elenmedi mi? Elendi. Bunu bilmiyor muyuz? Camia bilmiyor mu? Fenerbahçe'nin voleybol şubesindekiler bilmiyor mu? 3 sene daha kontrat yaptınız. Yani sıkılmanız, utanmanız da yok. Kravat takıp sonra giriyorsunuz salonlarda, biz Fenerbahçe camia büyüğüz falan. Galatasaray aynı şey. Tecavüzden şey adam yasaklanmış Avrupa'ya girmesi. Kendi ülkesinde ceza almış 4 kişi. Mahkemesi bitmiş, ceza almış. Mahkemesi bitmiş, ceza almış. Galatasaray'a transfere çalışıyoruz. Nedim Hoca nasıl böyle hatalar yapabiliyorsun?
Yani nereden konudan konuya giriyorum. Olayları birleştirip anlayın diye. Ya böyle bir ayıp olabilir mi? Şimdi Galatasaray takımı erkeklerde 37 yaşına girecek adamı alıyor Rus'u. Sadece manşetçi. En iyi zamanda manşet alırdı. 37 yaşından sonra o refleksin ne oldu bilmiyoruz. Son 2 senedir hatırlamıyorum. O zamanlar manşetçiydi. Ruslar zaten kazmadır manşette. O manşet alamayanların işte bir tane kabiliyetli işte varsa bu manşet alıyordu. Onun için oynuyordu. Topu kırmıyordu. Topu kırmıyordu bu adam. 37 yaşından sonra ne kıracak topu? Galatasaray'a ne faydası kalacak? Galatasaray bu adamla şampiyon olsa ne olacak? Yine çocuğun birini oturtacaksınız çünkü. Nedim Hocam yapma. Yapma sen yapma. Şimdi seninle ilgili şeyi söyleyeceğim onun için diyorum. Başka bir kulüp yoksa çok ağır konuşurum. Yani onları da anlatacağım şey var. Video konu var. Bakın şu arkamda gördüğünüz hepsi şeyler, konular. Şunlar, şunlar. Hepsi konular. Böyle. Her konuda da şey var. Çekilmiş videolar var. Onları yükleyeceğim. Ama 2 gün sürüyor yüklemesi. Dolayısıyla bakın Türk milli takımı pardon Avrupa şampiyonu olmuş. Eğer ikinci altıyı koysaydı diyeceklerdi ki Nedim Hoca maç satıyor Türkiye. Yani Makedonya, benim annem Makedonyalı Üsküp, Pirlepe. Ya ben sevindim. İnşallah onlar ikinci olarak elemelerden çıkarlar. Onlar da katılsınlar. Yani başka da İsrail mi katılsın? Onun için lütfen böyle de bakalım. Milli takım başarılı olmuştur. Hedefi neyse tutturmuştur. Onun haricinde de çok fazla eleştirmemek lazım. Ayıp olur. İkinci bir konu Nedim Özbey işte yaşlandı Antofa. Ben size şöyle söyleyeyim. Çok basit. Dün de söyledim. Nedim Özbey ceketini koysa oraya, ceketini kenara, tamam mı? Kendi tribüne çıksa o ceketin yerini dolduracak şu anda erkeklerde antrenör yok. Net söylüyorum. Erkek milli takımında Nedim Hoca'nın ceketinin yerini dolduracak, tutacak antrenör yok. Net. Kim ne kadar alınırsa alınsın. Alayı %80'i 90'ı torpille belediye başkanından, genel müdürden, bankaların, belediye başkanından, milletvekilinden, bakandan torpilli. Bu sırf AK Parti veya MHP değil. CHP'lisi de var bunu yapan. Hepsi yapıyor. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Bir defa bu parti muhabbetini bırakın. Ve bu politikacıları bilerek sokuyorlar işin içine. Çünkü o adamlar bu konuyu bilmiyorlar. Politikacılar zannediyor ki ben bu insanlara işte bir partilime, bir şeyime, çok değerli bir antrenörüme yardımcı oldum. Destek oldum. İşte başarılı olacak bizim partimizin ili, ilçesi, takımı, kulübü neyse. Yani adamlar torpil yaparken vay lan şu yeteneksiz bizden ama biz bunu şuraya verelim de şöyle olsun uçsun falan değil. Onlar zannediyor ki öyle bir lanse ediliyor ki etrafındaki adamlar belediye başkanı veya milletvekili bakana işte efendim bu çok değerli zulüm yapıyorlar ona eziyet ediyorlar CHP'li diye AK Partili MHP'li diye MHP böyle şeylere girmiyor da onlara da iki çift lafım olacak daha sonraki videolarda. İşte hakkını yiyorlar çocuğun. Şurası da bizim şu anda yönetimimizde. Biz oraya getirelim bu kardeşimizi. Hizmet etsin bize çok başarılı olacak. Adam da diyor ki madem diyor bu kadar değerli iyi biz o zaman şey yapalım. Koyalım oraya. Onun için koyuyorlar. Hepsi böyle yani. %80'i böyle. 10 takımın 8'i. Kamu, kurum ve kuruluşların hepsi böyle. Hiç kimse şey yapmasın. Ve oraları kaybetmemeye çalışanlar da politikayı kullanıyor. O yönetimlere girmiş, yönetimci olmuş, bir branş başkanı olmuş bilmem ne. O insanlar da tadını alıyorlar bu işin. Onlar da orayı kaybetmemek için çırpınıp duruyorlar. Neler yapıyorlar? Neler yaptılar zamanında? Yani bu kötüleri, tabii ki iyileri var, değerlileri var. Çok saygın insanlar da var. Zaten bu camia onların temelleri üstünde duruyor. Yemin ediyorum. Yani bundan 20-30 sene önceki insanların yaptığı iyilikler, güzellikler, düzgün işlerle, edeple, ahlakla kurulmuş bir temel var voleybolda. Üstte ne kadar çakallık, şeytanlık yaparsanız yapın. Temeli onun için sağlam. Yani aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi. Osmanlı zamanında bu kavgalar, bu mücadeleler verilmese kanla, canla, hayatla, emekle işte şimdi kala kala Atatürk'ümüzün bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti var. 50 bin kere yıkılmıştık.
50 bin kere yıkılmıştık şerefsiz vatansızlar, hainler yüzünden. Ama temelimiz o kadar sağlam ki genetiğimizde var, kanımızda. Fıtratımıza işlemiş Allah'a şükür. Kimse yıkamıyor. İşte bu camia da onun için yıkılmıyor. İşte bir tanesi de bana bulaştı herhalde ki ben bunları böyle konuşabiliyorum. Var mı ikinci bir konuşan? Yok. Konuşabilecekler mi? Yok. Altına beğen yapabilecekler mi? Yorum yapabilecekler mi? Sen burada yanlışsın, abartıyorsun diyebilecekler mi? Yok. Onun için bunları şey yapalım. Yani kabul edelim önce. Şu ışığı da yaktım ki biraz şey olsun, karardı hava diye. Bu arada Çiko Hanım ve Baron Bey de yanıma geldiler. Şimdi dolayısıyla Nedim Özbey'e kimse laf söylemesin. Nedim Özbey Türkiye'de erkek voleyboluna çok büyük emek vermiş. Hayatını vermiş. Bana göre %50'si boşa gitmiş. Değmeyecek, hak etmeyen insanlara verdi. Yufka yüreği yüzünden. Kimleri nerelere getirdi maddi manevi? Kimleri antrenör yaptı? Kimleri ne payelerle ne kulüplere, milli takımlara sokturdu? Kendi yardımcısı olarak, bilmem ne olarak. Hatta onları bir adım öne çıkarttı vesaire. Hep o kişilerden kazık yedi. Yani gerçekleri de bilin. Ve Nedim Özbey'in onun için ceketi olacak şu anda bir kardeşimiz yok. Erkan Toğan en son federasyonun şeyiyle Nedim Özbey'in yardımcısı oldu. Federasyondan birileri istedi. Onun tasarrufuydu yani. Ona da kim önerdi bilmem. Söylerlerse kendileri orada. Nedim Özbey'in yardımcısıydı. Ertesi sene Fenerbahçe A takımı. Ben çok seviniyorum. Bir Türk antrenör, Türk çocuğu Fenerbahçe gibi bir takımın başında. Muhteşem. Allah yardımcısı olsun. Daha antrenörlü falan yapmadı. Fenerbahçe ondan önce de şampiyonluğa oynuyordu. Şimdi de şampiyonluğa oynuyor. Çok iyi bir düzenleri var. Çok iyi bir düzenleri var. Antrenör seçimleri hariç bayanlardaki özellikle. Dolayısıyla o mevcut bir şeyin içine girdi. Yapının, voleybol yapısının. Sonuçta şu anda yine şampiyonluğa oynuyor. Peki sene başından başladığından itibaren ne dokunuşunu gördük Erkan Toğan'ın antrenör olarak? Hangi oyuncusu aşama kaydetti? Çok iyi bir ikinci pasör vardı, yollandı. Genç. Ne zaman oynayacak o? Kiralık, alırız oynatırız. Ulaş'a bir şey demiyorum. Ulaş özel bir pasör. Yani ben de pasördüm. Ben maç seyrettiğimde mesela Fenerbahçe Arkas maçında ben Fener'in pasörünü seyrediyorsam arkasında şimdi pasör çaprazını seyrediyorum Efe. Yani ben oyuncu seyretmeye giderdim. Gökhan'ı, Barış'ı seyretmeye giderdim. Paydar'ı seyretmeye giderdim. Semih abiyi, Dünya'yı, Yusuf'u seyretmeye giderdim. Şakir'i seyretmeye giderdim. Alp'i seyretmeye giderdim. Yani ben onları seyretmeye giderdim. Bunlar özel oyunculardı. Fizikleri değil, yürekleriyle oynarlardı. Rakip kim olursa olsun. Dolayısıyla ulaştı onlardan biri. Ama Ulaş'ın voleybol oynaması demek her maç, her sayı da sahanın içinde olması gerekmiyor ki. Yani o genç kardeşimizin. Evet. Dolayısıyla oraya gitti. Şu anda canlı yayındasınız. Evet. Dolayısıyla bunları ayarlayabilirdi yani. İşte ben bunlara bakıyorum antrenörde. Kaç tane oyuncu ne kadar gelişiyor? Takım oyunu olarak ne kadar gelişiliyor? Yerli yabancı oyuncu ne kadar aşama yapıyor, gelişiyor teknik olarak? Servisi, defansı, manşeti, bloğu, taktik, atak zenginliği. Ben bunlara bakıyorum sene başında, ortasında, sonunda. Ondan sonra karar veriyorum abi, bu antrenör iyi. Bu antrenör iyi. Dehrican Dehrioğlu. Bana göre Türk milli takımını verin, oynatsın. Herkes destek olsun, Allah da yardım eder. Şu anda Türk milli takımında Giovanni ile Dehrican'ı yan yana koyun, karşılaştıramazsınız. Ne yapıyor fazla? Hiçbir şey. Dehrican içtiyse yüreğiyle Türkçe konuşarak Türk milli takımına, İstiklal Marşımızı okuyarak aslan gibi hizmet eder 20 sene. Niye kıskanalım o çocuğu? Bırakın Dehrican çıksın arkamızdan. Niye kıskanalım? Biz de diğer takımlarda çalışalım. Ama Dehrican'ın orada aslan gibi yapma işini başarıyla yapmasını, hizmetini de gururla seyredelim bir Türk olarak. Yapamayız ama. Yapamayız. O çocuğa da nasıl şey yaparız ona bakarız. Yani şu anda Türk milli takımlarından ve şeyden Giovanni'nin yanındaki tek arkadaş. Gelişen, ilerleyen tek arkadaş. Diğer arkadaşlar hiç kusura bakmasın.
Eczacıbaşı Vakıf markalarıyla, Fener markalarıyla bir adım, bir arpa boyu yol alan yok şu anda. En kralı dahil. Hiç kimse kusura bakmasın. Zaten işte ite kaka bir yerlere, bir takımlara getiriliyor arkadaşlar. Aydın'ın durumu ortada. Beşiktaş'tan önceki durumları ortadaydı. Şimdi bu sene şeyde bitiriyor. İnşallah başarılı da olsun Supi. Yani bunları bakın, isim veriyorum, eleştiriyorum. Tamamen teknik açıdan eleştiriyorum. Şahsiyetleri, karakterleri son derece efendi, son derece saygılı. Mutlaka çalışıyorlar, mutlaka bir emek veriyorlar, mutlaka bir çaba gösteriyorlar. Bunlara hiçbirine saygısızlık etmek istemiyorum. Benim eleştirdiğim konu tamamen teknik konuları. Sahaya koyduğu takım, elindeki malzemenin kapasitesi ne kadar ilerliyor, ne kadar ilerlemiyor. Bunun sonunda da aldığı sonuçlara göre voleybol antrenörlüklerini konuşuyorum. Kişilik karakterlerini asla konuşmuyorum. O benim haddim değil. O benim haddim değil. Kaldı ki onu da söylüyorum. Son derece efendi, beyefendi, saygılı adamlar. Ama buna alışmaları lazım yani. O zaman bakacaklar kendilerine, geliştirecekler, çalışacaklar vesaire. Veya tarzlarını değiştirecekler. Dolayısıyla Nedim Hocam şu anda erkeklerdeki, evet görüyorsunuz Baron Bey geldi. Erkeklerdeki tek antrenördür, tartışmasızdır. Emeğiyle, gücüyle, bu işe yaptığı fedakarlıklarla, maddi manevi fedakarlıklarla bize çok özel bir emanettir camiaya. Onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bazı yazılarda ben onları cevapladım. Dediler ki arkadaşlar, kardeşler, genç taraftarlar. Ya işte molada hadi çevirelim diyor. Hadi döndürelim diyor. Sayısız diyor, bilmem ne. Ben onlara dedim ki kardeşler, bazen bir antrenörün susması bile, hiç konuşmadan birinin yüzüne bakması, hatta bakmaması bile bir taktiktir. Yalandan göz boyamak için Guidetti'nin yaptığı gibi, ki ona söylüyorum, elinde şey bakıyor, son pozisyon elden mi değil mi, bir takım vücut hareketleri bilmem nelerle kendini pazarlıyor, satıyor camiaya, görüntüye, televizyona. Antrenörlük o değil. Antrenörlük kaç tane Türk çocuğunu 10 senede Türk voleyboluna koydu? Kaç tane milli takım oyuncusunu Vakıfbank'a gelmeyen, Vakıfbank'ta olmayan kaç tane Türk oyuncusunu değersizleştirmeden antrenman yaptırıp eksiklerini tamamlatıp kendi takımına yolladı? Diğer takımlara, yani vakıfta olmayan. Ben bunlara bakıyorum. Milli takımda, bir kulüpte çalışıyorsa milli takımda çalıştırması yanlış dedi. Ertesi sene milli takıma geldi. Ben bunlara bakıyorum. Konuştuğuyla yaptığı tutacak. Kimse aptal değil. Herkes susuyor ama. Bunları duyduğu zaman hop öbür tarafa bakıyor. Ben duymadım, ben görmedim, ben şahit değilim, aman ben sorumlu olmayayım. Ya korkmayın kardeşim, bir tane dünya hayatınız var. Neden korkacaksınız? Doğruları konuşmaktan, yutkunmak niye karşı kaçıyorsunuz? Ama ne yazık ki busunuz. Dolayısıyla Nedim Özbey özel bir adamdır. Enver Göçener'in yetiştirip emanet ettiği, hediye ettiği bir insandır. Her şeyinden, etinden, sütünden, her şeyinden faydalanmak lazım. Ki faydalanamıyoruz. İnşallah Nedim Özbey'e bırakırlar da kendi kadrosunu kendi seçer. Ben kimlerle çalışmak istediğini biliyorum. O engellenmez. Ondan sonra bir de görelim ne kadar hizmeti daha ne kadar artacak, artmayacak, onu görelim. Milli takımın kadrosunu eleştirebiliriz bundan sonraki içinde. Benim fikrim, iki gün önce de söylemiştim. Pasör Aslan Ekşi, Burutay 4 numara. Pasör çaprazlarımızda çok zenginiz. Adis, Metin ve Efe. Ki Efe burada arkası 4 numara denenebilir. Yani Adis varken çok genç, Efe'nin bir sakatlık olmaması, Efe'ye çok büyük şans verilemeyecek. Onun için Adis 4'e çekilir mi, çekilemez mi, buna bir denemek lazım. Arkas da bunu seviyor. Pasörü, şampiyon takımın pasörüydü Yiğit. 4 numara oynamak istedi. Şimdi milli takımın da 4 numarası. İyi de oynuyor. Dolayısıyla bu olabilir. Hücum gücü de çok yükselebilir milli takımın. Orta oyuncularımız çok kötü, çok yetersiz, çok ağır. Dolayısıyla ortaya çabuk top pasörün elindeyken sıçramamış, flash yapmamış orta oyuncuların karşı orta bloğu caydırması, meşgul etmesi, dikkatini dağıtması veya bir tehdit diye onu beklemesini tamamen sıfıra indiriyor. Ve işte ondan sonra Buruta'ya bakalım, Adis'e bakalım, Buruta'ya bakalım, Adis'e bakalıma dönüyor iş. Onlar da çocuklar vuruyor.
Allah da yardım ediyor ki başarılı oluyorlar bugüne kadar. Hem kulüplerinden şey vuruyorlar. Top ölürse galip geliyoruz. Ölemezse mağlup oluyoruz. İşte 3-1 mağlup olduk mesela. Olamaz mı? Yine olabilir. Ama hedefe eşitse ulaşmışız demek. Şimdi dolayısıyla mutlaka çok süratli, patlayıcı kuvveti çok çabuk. Orta oyuncu mutlaka koymak zorundayız. Ve bana göre en büyük bir eksikliğimiz daha var. Orta oyuncularla beraber liberolarımız. Türk milli takımında hem manşeti hem defansı çok iyi. Özellikle erkeklerde ben hemen hemen hep bütün maçları seyrediyorum. Hele bu Misli.com olduktan sonra TV'de yayınlanıyor. İnternette seyrediyorum. Uydu anten aldım sırf onlar için. Şu Misli.com TV'yi büyük televizyonda seyredeyim, tabletten değil diye. Bana göre hem defansı hem servis karşılaması çok iyi. Avrupa düzeyinde liberomuz yok. O zaman iki tane şey kalıyor. Ya iki liberoyla oynayacağız. Servis karşılamada birini, defansta birini kullanacağız. Ama orada yaşayan adam lazım bize. Yırtınan adam lazım. Atla diyen, vur diyen, blok diyen, defansı ben yapıyorum. Çapraza bırak, paraleli kapat, bloğun arasını kapat. Bilmem ne. Yani bunları yaşayarak, konuşarak evet yine bağlandık inşallah. Yani ruh haliyle beraber sahada yaşayan, oynayan libero lazım. Dolayısıyla bunu yapmıyorsak yine sıkıntı. Mümkün olduğu kadar bu tip bir adam bulmak zorundayız. İki taneyle oynamak zorundayız. Onun haricinde dediğim gibi Nedim Özbey çok özel bir insandır. Türk erkek voleyboluna emeği çok büyüktür, katkısı çok büyüktür. Artık yaşlandı yok, yaşlanmadı. Bunun yaşlı, çıkıp oynamıyor ki. Onun fikirleri var, hazırladığı antrenman programı var, yaptırdığı antrenman var, verdiği taktikler var. Dolayısıyla bunun yaşla bir alakası yok. En büyük hatamız bu olur. Yaşla alakalı. Bu olur. Bunu bir defa bırakalım. İkincisi, asıl eksiğimizi ben size söyleyeyim. Federasyonda her sefer denir ki biz erkeklere de çok büyük yardım ediyoruz, destek oluyoruz. Erkeklerin de içindeyiz, takımın yanındayız falan değil. Tribünde Semih Oktay yalnız oturuyordu. O yaşına rağmen Semih abi çok özeldir Türk erkek voleybolunda. Hem oyuncu olarak hem yönetici olarak. İşte bir tane daha yok. Allah sağlıklı ömür versin. Allah yardımcısı olsun. O almış erkekleri onun yağıyla kavrulan bir erkek milli takımımız var. Şimdi bayanlarda kaç tane yönetici gidecek göreceğiz. Yani kaç tane gidecek? Kafile yazılmış yazılmamış göreceğiz. Erkeklerde Semih Oktay. Akif Üstündağ kardeşim, Sayın Başkan, erkekleri de en az bayanlar kadar desteklenmesini sağla. Yöneticilerinin onların yanında görevlendir, onların yanında içinde olmasını, onlarla yaşamasını, o hırsı, Türk bayrağını temsil etmeye canını orada da sağla. Orada da sağla. Gerekiyorsa bizler gidelim, sularını taşıyalım. Terlerini silelim hiç fark etmez. Ama iki tane laf da biz söyleyebiliriz orada. Bir antrenör, bir teknik adam olarak, Türk çocuğu olarak biz de konuşabiliriz. Benden çok daha iyi en az 30 kişi var yapabilecek. Bu ortamı onlara sağla, onlar bunu hak ediyorlar. Ben bir iddiada daha bulunayım. Bunu TRT'de program yaparken de söylüyordum. Altyapılarda diyordum, erkeklerin altyapısı bayanlardan çok daha iyi, çok daha uzun, çok daha yetenekli çocuklar var. Kaybedilmemesi lazım, kaybedildi. İşte o desteksizlikten. Altyapılara çok iyi antrenörler koymak zorundasınız. Dünyadaki bütün şeylerde, sanatta, sporda vesaire de bakın. Bütün çok başarılı insanların hepsi herkeste, evet. Dünyadaki bütün kendi işlerinde, kendi branşlarında çok başarılı, çok ileri gitmiş, çok faydalı olmuş, insanlığa çok izler bırakmış kendi dallarındaki insanların hepsi herkes tarafından kendi zamanlarında işte çok değerli bir şeyi düşünün. Ressamı düşünün. Adamı yakmışlardır, kesmişlerdir. İşte sen şeytansın, bilmem nesin, nasıl bunları çizersin diye. Şimdi milyar dolarlara satılıyor tabloları. O zamanlar şeytansın diye dışlanmışlardı kendi insanları tarafından bunlar. Yani kafası farklı düşünen, farklı konuşan, cesur konuşan, düşündüğünü konuşan, yutmayan, yalakalık yapmayan, bilmem ne yapmayan ama bu işi bilen çok az adam kaldı. Bu insanlar da yaşlanmadan, ölmeden, arkalarından yalan gözyaşı, timsah gözyaşı dökerek onları toprağa vermek değil,
bu genç nesle, yani düşünün, geçen onu da söyledim. Bir programda dinledim. A paraydı galiba. Türkiye nüfusunun 25 yaş ve daha küçüğü 3 tane Avrupa ülkesi nüfusu şu andaki. Türkiye nüfusumuzun 25 yaş ve altı, mesela 13-25 yaş arası 3 tane Avrupa ülkesinin nüfusunu yapıyor. Bizim bunlara karşı hiç sorumluluğumuz yok mu? Hiç yok. Hepsi yok olsun. Olanlar işte, bir tane Zehra kurtarırsa Kübra ite kaka gidiyor. Hande iki ileri bir geri gidiyor. Başka? Neriman'ı biz dışladık zaten antrenör yüzünden. Bir İtalyan yüzünden Neriman'ı, Türk çocuğunu dışlıyoruz. Bütün ablası, ailesi de sporcu. Milli takımı aslan gibi hizmet etmiş. Biz hala kıvırıyoruz. Ya öyleydi de böyleydi de özel hayatı da. Neriman, milli takımı aldık diyeceksiniz. Koşa koşa gelecek, şerefi gururuyla en iyisini yapacak. En iyi hizmeti yapacak aslan gibi. Neyi varsa bütün gücüyle. Neyi kandırıyoruz, kimi kandırıyoruz? Hala kıvırıyoruz. Ya işte Guidetti de diyor ki her şeyiyle voleybolda milli takımı istem. Hangi Türk çocuğu milli takım istemez? İtalyanla karıştırıyor, Almanla karıştırıyor. Türk çocuğunun hangisi istemez milli takımı? 40 yaşındaki, söyleyin şimdi, Natalie'ye bakalım gelmeyecek mi? Hepimizden fazla Türktü, hizmet etti. Ben o günler yanında içindeydim o milli takımın. Şimdi bugün çağırın Natalie'yi, hemen 20 kilo verip oynamazsa namerdim aynı heyecanla. Ne kadar başarırsa, ama oynar. Numara yapmaz, tiyatro yapmaz. Onlar o edepte, o hırsta, o inançta adamlardı. Onun için kimse kimseyi kandırmasın. Çağırırsınız, gelir oynar. Hep Türk çocukları kötü, hep Türk antrenörleri kötü, hep yabancılar iyi, hep yabancılar enişte. Türk çocuğu aşık olunca sapık, yabancı aşık olursa enişte. Nasıl bir insanız ya? Nereye gidiyoruz ya? Aynaya nasıl bakıyorsunuz evinizde? Beni asıl sarsan, üzen, kıran bu insanların çirkinliği, korkaklığı değil. Bu insanların bu kadar yanlışlar, kötülükler, hatalar bilerek üstüne devam eden şeytanlıkların karşısında susması, fikirsizliği, sessizliği, korkaklığı. Ya biz bu kadar aciz insanlar değiliz. Bizim atalarımız bu kadar aciz değildi. Onu söyleyeyim yani, hatırlatayım. Bizim mayamız da var. Mayamız da var. Biz kavga da ederiz ama satmayız birbirimizi. Biz birbirimizi satmayı yabancıların aramıza girmesinden sonra yaptık. Yabancı ve onlara yalakalık yapanlarla birbirimizi sattık. Hep onlar aradan gitti. Onlara yalakalık yapanlar ya bir yerlere ya onların yardımcılıklarına girdi. Öyle nemalandılar. Ucuz adamlar. Öbürleri hep kötüledik birbirimizi. Ulan ben de kötüleyim de ben de gideyim falan olduk. Şimdi bu program sonra da yine Osman Ürener'e giydirin bunları bunları demiş bize. Saldırın. Ondan sonra belki birilerine yaranırsınız. Peki ikinci bir konu. Antrenör dernekleri nerede arkadaşım? Ben Osman Ürener olarak ağrıma gitti internette okuduklarım. Çıktım burada konuşuyorum dedim Özbey hakkında. Neredesiniz? Osman Ürener hakkında zaten konuşmazsınız da. Osman Ürener hakkında zaten konuşmazsınız da. Ama 30 sene bu ülkede voleybolu kendine avantaj olarak, çıkar olarak sağlayan adamlara siz gider tekrar Bodrum'da gider börek yiyerek resim çektirip arkadaşım dostum dersiniz. O adam sahtekardı. Rakı masasında voleybolu meze yaptı. Yalansa yalan deyin, isim vererek söylerim. Siz bu bitmiş adama, dışlanmış adama, kendi iş arkadaşları tarafından küfürle kovulmuş adama, Aziz Yıldırım'ın küfürle kovduğu adama hala canlandırmak için birilerini araya sokarak Facebook'ta resimlerinizi paylaşarak yanına gidip arkadaşım dostum 30 senelik falan deyip, ama beni Facebook'ta yaptığınız bir alaycı, olimpiyat dünya şampiyonu bir güreşçimizin şeyiyle ilgili, İşte bankaya müdür olmuş, yönetimine girmiş. Ben de dedim ki İş Bankası'na da zamanında bunları koymuş şu parti. Beni arkadaşlığından çıkarmış Sayın Başkan. Beni 30-40 kişi aradı Osman'cığım, ya sen de yapmasan. Yapıyorum.
Ben doğruyu söylüyorum. Sen de antrenör, Türkiye Voleybol Antrenör Derneği'nin başkanı olarak çık doğruları söyle. 25-30 senedir Türkiye voleybolunda olmayan bir kardeşimizi ne yaptınız? Bir takımın menajeri şu anda. Ne yaptı Türk voleyboluna da nereye menajer oldu? Şahsıyla hiçbir alakam yok. Allah yolunu açık etsin, başarılı olsun. Zamanında genç takımda alıp ben götürdüm onu Ankara'ya. Evet, Osman Ürener götürdü. Beni daha fazla konuşturmayın. Allah yolunu açık etsin. Bu kadar emek verip, bu kadar mücadele edip, bu kadar bedel ödeyen insanları dışlayın, yok sayın. Kendim için konuşmuyorum. 30 tane Osman Ürener'den değerli adam sayarım, insan sayarım size. Hem kadın hem erkek. 20 sene sonra, 25 sene sonra gelmiş, hop bilmem ne genel sekreter, hop kulübe menajer, Sultanlar Ligi. Patlama mı yaptı, bilmediğimiz ne var? Türk voleyboluna ne yaptı? Önce bir şey yapılacak, hizmet edilecek. En alttan gelecek, ta tepeye kadar iş yapacak, ondan sonra girecek aslan gibi. Görevini yapacak, Türk voleyboluna hizmetini yapacak. Öyle tepeden, oradan, buradan bilmem ne falan değil. Ama fıtratınıza işlemiş artık, yapınıza işlemiş. Beni şeyden çıkartın, gidin 30 senelik arkadaşınızla Türk voleybolunun içine etmiş altyapıların arkadaşınızla. Ama biz işte uzun zamanda Avrupa şampiyonuyduk dünya. La şimdi de oluyoruz. 1.75'lik adamlarla oluyordu. Aynı kafa. Şahin Çatma aynı zihniyet. Şahin Çatma'ya kazık atan değil miydi Adnan Kıstak? Neslihan'la beraber 3 tane Eskişehirli'yi alıp Yeşilyurt'a Şahin Çatma'yı da yardımcısı olarak getirmedi mi İstanbul'a? Eskişehir voleybolu bitmedi mi o zaman? 2 ay 3 ay sonra da Şahin Çatma'yı atmadı mı o iki kızla Neslihan orada tutup? Lisansı çıktıktan sonra. Bunları niye konuşamıyorsunuz? Bunları da çok sinirli anlatıyorsun Osman Gülelim. Ya Şahin Çatma başına gelmemiş miydi? Kazık yemedin mi? Yani Adnan Kıstak... Ya bırakın arkadaşlar bu işleri. Bunlar ciddi işler. İnsanların hayatlarıyla oynuyorsunuz. Ekmekleriyle oynuyorsunuz. Ve hiç utanmıyorsunuz. Bunları insanız diye yapıyorsunuz. Allah'tan korkun. Ha, Allah deyince de hemen dini sokmuş oluyoruz, yobaz oluyoruz. Bu kadarsınız. Dolayısıyla geldiğimiz nokta, niçin bu arkadaşlar konuşmaz? Bu kadar korkak camia mıyız? Yerimden de kalkamıyorum. Işık yakmak için çok özür diliyorum. Biraz karardı ama. Gerekiyorsa bir tane daha çekerim diyor. Hiç sorun değil. Evet. Dolayısıyla bunlar. Bu Sultanlar Ligi değerlendirmesini de sonraya bırakayım. Bugünkü şeyi böyle kapatalım. Daha da kararmadan ama. Bir daha söylüyorum. Hiç kimseyle bir işim yok. Bir hesabım olursa onlarla hep şahsi olarak neyse kimleyse şahsi olarak hallettim bugüne kadar. Hiç öyle belden aşağı vurarak, hakaret ederek, küçülterek, karalayarak değil. Herkesle istediği konuda, istediği platformda da konuşmaya hazırım. Varsa cesareti olan gelsin. Bekliyorum hatta. Bir takım çalışmalar yaptılar. Bir takım çalışmalar yaptılar. Birilerini konuşturmak istediler. Ama o birileri artık insan olmuş. 3 tane kardeşimiz konuşmadılar. Ya onların bir tanesinin de ailesi dedi ki böyle bir teklif geldi biz yapmadık Osman Hocam bilgin olsun. Ama böyle yapılıyor sana dikkat et. Bana 40 senedir yapıyorlar. 35-40 senedir de ben yüzlerine konuşuyorum hepsinin ne olduğunu. Onlar hep ya rakı masalarında falan yapıp kafayı bulunca ya da işte Ahmet Gülüm'ün dediği gibi şeyin arkasında yapıyorlardı. Sütunların arkasında. Gizli yerlerde. Antrenör derneğine kebap salonuna çevirip rakı içen yöneticileri konuşuyoruz. Antrenör derneği başkanlarını konuşuyoruz. Allah ıslah etsin. Kimse onları canlandırmaya kalkmasın. Anlatabiliyor muyum? Kimse canlandırmaya kalkmasın. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese Allah yolunu açık etsin. Gönlüne göre versin. İnşallah voleybol camiamız başkanın kendi gönlüyle her şeyiyle kendi gönlüne göre kurarak yönettiği ve o güzellikte olacak şekilde yaşar, o güzellikte olacak şekilde çalışır.
Ondan sonrasını zaten Allah da yardım eder. Hiç kimse de sırtımızı yere geçiremez. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi kapatmaya çalışalım.